Alo. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar efendim. Hayırlı akşamlar. Evet. Gündüz mesaisinde Şırnak'tan bir kardeşimiz soruyor. Polisim diyor. Gündüz mesaisinde oruç tutmasam olur mu? Olmaz. Yani biliyoruz. Biz de memurluk yaptık. Yani olur mu? Olmaz. Oruç tutması olmaz. Alo. Evet. Harp ederken. Var. Alo. Buyurun. Alo. Alo, sesin geliyor mu? Şimdi geliyor. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun kardeşim. Hocam hayırlı Ramazanlar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben Şırnak'tan ben arıyorum. Devlet evet. Memuruyum. Selam olsun Şırnak'ımıza, Şırnak'taki kardeşlerimize ve sizlere, görev yapan kardeşlerimize de selam olsun. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun hocam. Askerim ben burada. Şimdi 15 gün gece, 15 gün gündüz çalışıyorum. 15 gün gece çalıştığım zaman oruç tutmayı düşünüyorum. Şimdi 15 gün gündüz çalıştığım zaman, şimdi burası da çok sıcak olduğundan dolayı zorlanacağımızı düşünüyoruz. Bu 15 gün tutmasak, tutmadığımız zaman bu Ramazan ayından sonra bunu nasıl telafi edebiliriz? Evet. Veya hani tutmadığımız zaman olur mu, böyle bir şey yapabilir miyiz? Anladım. Memleket neresi? Malatya benim. Malatya. Malatya'nın adamı evet. Sağlam olur ya. Sağ olun hocam. Evet. Sağ olun. Kardeşlerim, Allah sizleri muhafaza eylesin. Bütün askerlerimizi, polislerimizi, emniyet mensubu, güvenlik görevlisi, tüm kardeşlerimizi Allah milletimize, memleketimize huzur versin. Doğusuyla, batısıyla Allah yurdumuza, bütün dünyaya huzur ve kardeşlik nasip etsin. Hocama ben bir parça sordum o soruyu. 15 gün gündüz, 15 gün gece görev yapıyoruz diyor. Gündüzleri çok aşırı sıcak oluyor. Bizde yorucu bir iş oluyor. Bunu Ramazan'dan sonra tutsak, niyet etmesek olur. Kesinlikle olum. Efendim yanlış düşünüyor arkadaşımız. Biz de görev yaptık. 42 sene ben devlete hizmet ettim. Maşallah. Yaz, kış hepsini gördük. Ekin tarlasında oruç tutan vatandaşlarımızı biliyorum ben. Değil mi? Orak'ta evet, tırpan sallayarak. Ne polislik ne yani? Biz de memurluk yaptık yani. Olur mu? Kesinlikle. Kesinlikle olmaz. Oruç tutmaya engel değil memurluk. Evet. Orucunuzu tutun diyor muhterem hocam. Bundan dolayı orucu ertelemek doğru değil. Bu bir mazeret değil İslam'da diyor. Hanefi mezhebindeyse işte günah işler tabii oruç tutmadı. Hemen şehide minküm şehir felyasın. Ramazan'a yetişen oruç tutsun Allah'ın emridir. Peygamberimize söylüyor. Oruç, Ramazan geldi. Oruç tutmadı. Raime enfi raculin. Burnu yere sürsün diyor. Allah Allah. Böyle fırsat kaçırılır mı? Allah her zaman olsun. Allah çok verir de Ramazan'da nam bütün ahi veriyor. Evet. Bütün balıklara, kuşlara, kurtlara emrediyor Allah. Bu Ramazan'da ibadet edenlere dua edin diye. Dua edin. Melekler dua ediyor. Böyle fırsat kaçırılır mı? Peki yani, hocam Ramazan'da insan kendisine dikkat ettikten sonra gece ona göre tedbir alır. Biz de geçirdik yani biz de memurluk yaptık. Ben de polisliği biliyorum yani. Askerliği yaptık biz de. Sıcak günlerde de. Allah onun kolaylığını veriyor yani. Allah sabrını verir. Veriyor. Bence de. Peki hocam Ramazan ayında olmaz yani. Kimler oruç tutmaz hocam? Yani Allah'ın Ramazan, ceza tamam. Yazmayacağı. Yolcu adam tabii evinde olduğu gibi imkanlar bulamaz. Yolda sıkıntılar var. Yol zaten meşakkattir. Sefer sıkıntı, meşakkat demek. Ondan dolayı sonra tutabilir. Tutarsa iki kat alır. Yer yolcu ki. Yolcu olduğu halde misafir oldu. Uçağla gidiyorsunuz Ankara'ya, şuraya, buraya. Eskisi gibi mi canım? Değil. Rahat yani. Buna rağmen tutarsanız iki kat yüzün var. Hamile kadınlar eğer hamileliğin belli bir zamanı var mı? Tabii. Üç aylık, doktor beş aylık. Doktor söyleyecek onu. Doktor senin dini hassasiyeti olan bir doktor.
oruç tutman iyi değil diye çocuğa söylerse, zarar verebilir derse. O zaman çocuğuna zarar veriyorsa, onun için onu da besliyor hamile tabii kadın. O tutmayabilir, erteleyebilir. Hasta adam hastaysa, hasta, gene doktor diyecek, sen oruç tutma. Dini hassasiyeti olan yazları var, dini hassasiyeti yok. Günahın benim olsun, öyle yok, günahın senin olmaz. Gene o da, yani Allah razı olsun doktorlardan, hepsi inançlı insanlar da. Yani mümkün mertebe Ramazan'da oruç tutmalı. O Ramazan'ın bereketinden yararlanmalı. Eyvallah. Sonra tutarsanız Ramazan değil, oruç tamam. Bu sonra tutanlara Ramazan sevabı verilmiyor. Ramazan'ın ayrıca bir zamanın şeysi var, artısı var. Cenab-ı Hak ardına kadar af kapılarını... Bu mevsimin ayrı bir bereketi. Ayrı bir, hani her şey diyorsunuz ya, piyasası diyorsunuz. Af piyasası, evet. Merhamet piyasası Allah'ın. Kampanya açıyor her yani. Zaman var da kampanya, namütenahi veriliyor. Yani bunu Allah bir Allah. Akıl mümin kaçırmaz, tedbir alır. Buna göre kendine çeki düzen verir. Aşırı yaşlılar değil mi hocam? Çok. O aşırı yaşlıları da şimdi Ömer Bey, şimdi ihtiyarlar oruç tutmaz kaydını şöyle söyleyeceğiz. Tuttuğu takdirde elini kaldıramıyor. O kadar halsiz. Oruç tuttuğu takdirde düşüyor mesela. Bu derece ihtiyar. Benim eniştem vardı. 93 yaşında çapa çaplardı. Bu adam oruç tutacak. Oo. Çapa çaplıyor, bağ belliyor. Yani her ihtiyar değil. Sağlık tuttuğu açısından takdirde tabii. İşte ayakta duramıyor. Kendini kaybediyor. Böyle kimseler, böyle ihtiyarlara. Böyle ihtiyarlar fidye verecek biliyorsunuz. Çünkü ihtiyarlığın tedavisi yok. Onlar fidye verecek. Yani ihtiyarlar, yolcular, mahkumlar, hastalar. Mahkumlar hürriyetimiz elimizde yok diyerek. Hayır. Değil hayır, mi? Sağlığı hayır. Yerindeyse tutacak. Cuma namazına gidemezler onlar. Çünkü orada ama oruç kalacak. Tutarlar. Oruç tutacak tabii, namazına kılacak. Namazına namaz kılacak. Zaten şimdi sabit. Arz etmek istiyorum. Arkadaş Şafii ise. Evet. İmam Şafii çok sert. Oruç tutmayanın çok ağır söylüyor. Öyle mi? Leverim de ona göre. İmamı böyle. Aman. Peki. Evet. Değerli kardeşim, inşallah oruçlarımızı tutalım. Allah bir kolaylığını verir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.